Ben hayırlı akşamlar diyorum. Bir TÜBİTAK projesi olan yakın eğitim programının Ar-Ge danışmanı ben Levent Ersin, her zaman olduğu gibi mesai saatimin dışında sizlere ayırdığım vakitte beraberiz. Benle aldığınız her derste bu klişeyi duyacaksınız. Yani aynı zamanda Gazi Üniversitesi görevli olduğum için bu klişeyi söylemeden başlayamıyorum. Bugün hafta sonu olduğunu, mesainin çok dışında olduğunu vurgulayayım ki daha rahat konuşabileyim. Sevgili Özden, önce şunu söyleyeyim. Musa'cığım hoş geldin. Sanırım kaymakamlık ve hakimlik bizim hakikaten bayağı uzmanlık alanımız olmuş vaziyette. İlk açtığımızda bu programı en amatör halimizde bundan bir yıl birkaç ay öncesinden bahsediyorum. İlk dersler 71 tane kaymakam dostumuzla, kaymakam adayı dostumuzla başladık. 21 tanesinin atandığını, çok rahat hani atıyorum Sakarya Karapürçek'ten, Edremit'ten, Mardin'de Midyat'tan örneklerle verebilirim. Böyle başlayabiliriz. Önce onu bir söyleyeyim. Rahat bir şekilde. Fakat geçen sene acayip bir şey oldu. Yani geçen sene şöyle oldu. Zaten mülakata giren ekibin 94 tanesi bizden çıktı. Türkiye 1.'si, Türkiye 7.'si, Türkiye 12.'si, Türkiye 14.'si, Türkiye 17.'sini saymıyorum. Saymıyorum. Çünkü birinin birinci olmuş olması hakikaten onun kendi başarısıdır. Tutup da ben anlattım, idare yaptı demenin manası yok. 7.'nin, 14.'nin, 12.'nin çıkması da bir sürpriz olabilir. Ama mülakata kalan adamların 4'te 1'inin bizden çıkması herhalde çok da sürpriz olmasa gerek. Yani 210 civarında toplamda arkadaşımız vardı. Bunların 94'ü 2 hafta önce mülakata girdi. Bilmem anlatabildim mi? Dolayısıyla onların da şöyle bir 4'te 1'i, 3'te 1'i atansa fena değil. Fena değil. İnşallah sizler de o çok değerli dostlarımızla beraber yakın eğitimde beraber nasip olursa bu sürece dahil olacaksınız. Tabii şüphesiz kısmetten öte yol yok. Yani biz burada sizlerle beraber uzmanı olduğumuzu iddia ettiğimiz alan dahilinde elimizden geleni yapacağız. Çünkü bu sistem bunun için kuruldu. Yani bu sistemde şöyle bir şey yapmıyoruz. ALES dersi de vereyim, YDS de vereyim, atıyorum işte pilotaj eğitimi de vereyim, biraz burada aşçılık eğitimi de... Hayır, tabii bir şey yok. Hocam bir, kaymakamlık, iki, adli yargı, idari yargı, üç, KPSS. Bu. Başka da bir eğitim modülü en azından böyle çok iddialı olduğumuz online sürecinde söz konusu değil. Mart ayının son haftasında 100 tane hakim kardeşimiz, 100 tane de kaymakam kardeşimiz daha dahil olacak. Eğer büyük bir sürpriz olmazsa 17, 24 ya da 25 Mart. Planlanan sınav takvimi, girmeden önce ÖSYM'nin sisteminden de baktım hangi tarihler boş tutuluyor diye. Çok muhtemel İçişleri Bakanlığı orada da bir devre almış vaziyette. Allah nasip ederse sizlerle beraber de oraları dolduracağımız inancındayım. Bir yüz daha alınacak, bir yüz daha alınacak. Kasım Aralık döneminde bir yüz daha alınacak. İçişleri Bakanlığı'nın mülki amelik bütçesi üzerinden bakarsanız bu rakamları zaten kendiniz de görebilirsiniz. İlanın da Ocak ayının sonunda gelmesi bekleniyor. Bir sürpriz olmazsa Ocak ayının son haftasında ilanı göreceksiniz. Ve yine açık uçlu sınav mantığı üzerinden beraber olacağız. Mülakatların da Ocak ayının 3. haftasında falan açıklanacağı söylendi. İnşallah değerli dostlarımız için hayırlı geçiyordur. Hayırlara vesile olacak şekilde cereyan ediyordur. Ve darısı başımıza Allah nasip ederse. Öncelikle biz geçen seneden yani bunu hani böyle iddia ile söylüyorum falan değil. Bunu onların başarısı üzerine söylüyorum. Çok kıymetli dostlarımız iyi çalıştılar. İyi puanlar aldılar hakikaten. İlk yüze 27 tane derece soktu bu adamlar. Bu adamlar dediğim kim? Size dersi anlatacak adamlar ama geçen seneki programdan Buraycığım hoş geldin. Farklı bir şey yaptık. Önce onu söyleyeyim. Sevgili Mehmetciğim, online eğitim
Ve bizimle beraber örgün eğitime katılan dostlarımıza da zaten online paketi açıyoruz biz. Ankara'da doğrudan yakın eğitimi örgünle Ankara'da ikamet eden dostlarımız için böyle bir hani imkanımız var. Onlara örgünün bu kısmını açıyoruz. Ve dolayısıyla artık online'ın bizim açımızdan örgün eğitimden bir farkı kalmamış oluyor. En büyük avantajı ne? Örgün paketten ziyade burada derslere dahil olan arkadaşlarımızın her birinin kendi sisteminde video eğitim olarak burada anlattığım her şey 24 saat sonra sizin sisteminize yükleniyor. Böylece o gün kaçırdınız mı dersi? O gün nişan mı vardı? Kına mı vardı? Arkadaşınızın kız istemesine mi gittiniz? Hasta mıydınız? Tatile mi çıktınız? Bir şey mi oldu? Bir atıyorum. Yoğunluğunuz mu vardı? Tek ders sınavı mı vardı? Hiç fark etmez. O gün dinleyemeseniz bile tutup tek bir gün sonra bu eğitimi defalarca dinleme şansına sahip olacağınız bir sistem kurduk. 13 Ocak 2018 programın başlangıç tarihi ve programın başlangıç tarihi içerisinde şunu da bilin, şunu da bilin. Bu arada bu anlattığımız dersler sadece buradaki eğitimle sınırlı değil. Biz size hemen şöyle minik minik yazarak bir yandan ilerleyeyim. 13 Ocak programın ilk programın hemen aldık. Başlangıç tarihi değil. Zaten şu anda başlamış olan programımız var. O program devam ediyor. Bu artık bizim ikinci programımız. Ve çok muhtemelen üçüncü program daha açacağız. Şöyle, konu anlatımlı kitaplarımız kayıt olan herkese 7 Ocak yani 2 gün sonra mı? Bir gün sonra mı? 8 Ocak Pazartesi günü kargolanmış olacak. Çok muhtemel siz derse girmeden önce konu anlatım kitaplarının tamamı gelmiş olacak. Gelmiş olacak. Sevgili Seda, Bağcılar'a çeptiği görünce Trabzonlu musun, Rizeli misin? Onları bir göreyim bakayım. Trabzon mu Rize mi? Yani nereden hemşerimsin onu bir anlamam lazım. Ona göre sağlayacağım bu kolaylığı. Herkese Serhat'la bir çetliymiş. O birinci ne? O zaman kaymakamlıkta alacağın derece mi? Hocam birinci olurum. Şimdiden böyle bir kendime kod adı edindim. Eyvallah. Eyvallah. Değerli hemşerime ayrıca selam olsun. Bu program dahilinde önce şunu söyleyeyim. Arkadaşlar. Geçen seneden bir farkı var dedim ya. Ders saatini 185'ten 215'e çıkardık. 215 saat olmasının da bir esprisi var. İktisat. Maalesef. Hocam yapamıyorsunuz. Eyvallah Muhammed. Selamlar. Burakcığım. 215 saate çıkardık programı. Çünkü hocam iktisatı yapamıyorsunuz. Geçen sene biz burada ilk 4 yani mülakata bu kadar adam soktuk diyoruz. 94 kişi. İlk %27 tane adamımız var. Tabii onlar da iktisadı yapamadı. Anayasa, idare, insan hakları, bıt bıt bıt, Türkçe tarih. Hocam, 100 saate çıkardık iktisadı. Eminim programdan bakmışsınızdır. 100 saat dibine kadar biz size iktisadı anlatacağız. Gelin bakın neler yapacağız. Ben size anlatayım. Anayasa, 1. İdare, teori kısmı. Teori kısmı, 2. Biz idare hukuku diye bir şey anlatıp da size arada mali idare de verelim. Teşkilat da verelim demeyeceğiz. İdari yapı ayrı bir ders olacak. İdari teşkilatlanma diye söyleyeyim. Mahalli idareler ayrı bir ders olarak karşınıza gelecek. Ve buna da mümkün olduğunca aynı adamları sokmamaya çalışacağız. Aynı adamdan kastım benim. O yüzden beni sokmamaya çalışacağız. Her derse aynı hoca girsin. Her bildiği konuyu anlatsın. En iyi anlatsın yalan hocam. En iyi anlatırım ayrı mesele de. Yine de hani o alanı sadece. Eyvallah Cesar. Çalışmış kişiler görmek istiyoruz sevgili Buraycığım. İktisat hemen onun altında artık o Türkiye ekonomisi mi diyorsunuz oraya? Türkiye'nin ekonomik yapısı mı diyorsunuz? Böyle acayip bir şey var. Ben onu coğrafyaya benzetiyorum biraz da. Neyse. Türkiye'nin ekonomik yapısı, sosyoekonomik yapı aslında orası. Geçen sene birçok kişinin maalesef düştüğü, baktınız mı kaç saate çıkardık? Anlatacağım şimdi size. İnsan, hayvan,
hakları kısmı. İnsan hakları iki tane dev transferimiz var. Hakikaten şey, enteresan alanlar burası. Sevgili Ali Serdar, hoş geldin. Hoş geldin. Türkçe ve tarih. Yani biz buralarda demokratikleşme ve insan hakları bölümünde de farklı hoca sokacağız. Türkçe ve tarihe aynı hocayı sokacağız. Demiyorum tabii ki. Size ona yakın farklı hoca göstereceğiz. Kim hocam bunlar? Önce şunu beklesin. Şunu beklesin. 25 saatlik bir anayasa programımız olacak. Hocam ben bu 25 saatte bitiremiyorum da o yüzden gerçekleri yazayım. 30 saatlik bir anayasa programımız olacak. 1. 30 saat idare hukuku anlatılacak size. 2. İdare hukukunun teori kısmı bakın. Teori kısmı anlatılacak. 10 saat idari yapı. Az değil hocam. Az değil. 3 soru bir yerden, 4 soru bir yerden geliyor. 10 soru mahalli idareler. Ne anlatacağız? İdare idaresi. Büyükşehir Belediyesi. Belediye ve köy kanunu. Açın derslere. Video derslerden bakın bakalım. Köy sandığı sorusunu tutturan başka herhangi bir eğitim programı var mı? Bak şeyi geçtim. Uzaktan eğitimde vesairede böyle lüzumsuz bir diyalog kurmayacağım zaten. Öyle bir rakip zaten yok da. Köy sandığını derste anlatan köy kanununda herhalde başka bir adam olmadı diye tahmin ediyorum. Sedacığım. Sedacığım sevgili dostum alttan yazmış. Hukuk bir hafta içerisinde başlayacak diye söyleyeyim. Dur. 10 gün diye söyleyeyim. Hukuk 10 gün sonra benimle başlıyor. Yani işte 13 Ocak programı benimle başlayacak zaten. Sevgili Seda'ya ben alttan yazıyorum. O çünkü sesimizi almıyormuş. Telefondaki sorundan kaynaklı olarak. Türkçe hocamızın soru tutturması nedense hiç garip gelmedi bana. Çünkü diğer bu işi yıllardır yapıyor. 100 saat. Bakın sadece iktisat. 100 saat. Hocam topu topu 6 tane soru. Nasıl yapamıyorsunuz anlamıyorum. Yemin ederim. İktisat bilsem ben girip anlatacağım zaten. Ben girip anlatacağım. Şöyle Seda'ya da bir yandan cevap yazayım. Ama iktisatı daha iyi bilen bir hocamız var. Çünkü adam iktisat doktoralı bir adam. Dedim oraya girmeyelim. Hakikaten bilmediğim için. 14 saat sevgili Burcu dostumuz Türkiye'nin ekonomik yapısını sizlere anlatacak. Ve bu arada iktisatın içerisinde değil. Tabii sevgili Ali Esen, şu anda başlayan programımız iktisatla başladı. 13 Ocak tarihli programımız hukukla başlayacak. Ve bu programın sonunda iktisat bir daha anlatılacak. Dolayısıyla daha önce programa dahil olmuş olan adamlar 50 defa dinlemiş olacaklar. 50 defa dinleyip de hala soru kaçırıyorsanız yemin ediyorum artık kaymadan olmayın diyeceğim yani. İnsan hakları. Geçmiş senelerde bu dersi hani 6 saat 8 saat civarında anlatıyorduk. Şimdi hocam biz buna bir gün daha ekledik. 12 saat anlatacağız. Eyvallah hocam biliyorum. Bayıldığınızı biliyorum. Ama en büyük sıkıntının iktisat olduğunu da çoğunuz farkındasınız. Türkçe ve tarih. Aşağı yukarı 10'ar saatte bu alanlar tutuyor. Ve böylece programı sizlerin karşısına iyi bir şekilde çıkalım, temiz bir şekilde çıkalım istedik. O bakımdan yeniden dizayn edilmiş bir paketle Allah nasip ederse karşınızda olacağımızı düşünüyorum. Bakayım bir yandan da soruya bakıyorum. Tabii tabii Özlemciğim o gruba atılanlar bir kere daha dinleyecekler. Şimdi bu derslerinizde hangi hocalarınızı göreceksiniz? Hocam ben anlatacağım ya. Vallahi ben anlatırım bir kısmını en azından. Anayasa dersinde nasip olursa beraber olacağız. Anayasa dersinin yanında ben size ya idari teoriyi anlatırım ya idari teşkilatı anlatırım. Ya da mahalli idareler bir şey anlatırım. Muhtemelen idare hocam. Çok saati var. Ben burada olmayı seviyorum. Sevgili Soysal dostumuz. Soysal hocamız. Soysal Aygün. Abimiz artık diyelim. Onunla beraber olacaksın. Anayasada yeni anayasanın yürürlüğe giren maddeler olacak. 2019'da yürürlüğe girecek değişiklikleri anlatıp da size sınavda gelmeyecek noktalarla kafanızı karıştırmayacağız.
Her ne kadar bazı kaynaklar yürürlüğe girdiğini sandığı maddeleri anlatsa da. Aman öyle bir şey yapmayacağız. Allah razı olsun neyse. Sevgili Mehmet Kaplama dostumuz zaten adam 2 aydır iktisat dersi anlatıyor. Onu döndürüp Şubat ayının sonunda bir defa daha sisteme dahil edeceğiz. Burcu Doğan. Hocam Türkiye ekonomik yapısı diye dandik bir derse kim doktoralı adam sokar? Hakikaten diyorum. Kim manyak olması lazım adamın? Doktora yapmış bir adam, iktisat doktorası olan bir adam buraya dersi sokuyorsan bir bildiğimiz var galiba ya. Gökhan Aksoy kardeşimiz bizim bu sene yeni transferimiz. Hocam Gökhan başka bir uzaktan eğitim programında çocuk debeleniyordu orada tek başına. Bir şey yapmaya çalışıyordu. Cebelleşiyordu. Kardeşim gel dedik ya. Gel dedik. Gel, yorma kendini dedik. Yorma kendini dedik. Gökhan'ı bizim programa dahil ettik. Eyvallah. Eyvallah. Çok sevindim. Ve buraya bir doktoralı bir programa başkası girecek. O da Gazi Üniversitesi Hukuk Doktoralı bir kardeşiniz. Çalıştığı alan devletler hukuku ve insan hakları. Alper Akçay dostumuz. Artık bizim o yol arkadaşlarımızdan bir tanesi. Onunla tanışacaksınız. Bu program içerisinde. Onu da şöyle dahil etmiş olalım sistemimize. İnsan haklarını 2 defa anlatacağız. Bir programda, bir de Ocak ayının son günü açacağımız programda. Ali Serdar yapacaksın da Ali. Yani yapmasan sürpriz olur zaten. Hani çünkü çok kolay geldi sorular. Bizle ilgisi yok. Türkçe'de Nihal hocamız ve tarihte de Cesur Erdem dostumuz sizlerle beraber olacak. Ve böylece programımızı bu arada ders saatini veriyorum. Kadroyu veriyorum. Kimlerin gireceğini, hangi sırayla bu dersin anlatılacağını veriyorum. Herhalde bu anlattıklarım sistemin iyi kötü oturduğunu gösterir. Hani bu basit bir durum. Şöyle bakayım bir ideal saat, ideal süre. Ali Serdar 65 puan üstüne ekleyeceğin şey belli hocam. 5 doğru. 5. 5. Hadi bilemedin 6 doğru daha yapacaksın. Sevgili yönetimim. Eyvallah. Allah razı olsun. İnşallah bu sene 100 saate çıkarmamızın hatta ekonomik yapıyı 114 saate çıkarmamızın sebebi o. Çıkarmamızın sebebi o. Olmaz tabii. Orada olmaz tabii. Hayır. Mustafa'cığım karışık olmayacak. Hukuk başlayacak. Bir de o iktisatla gidecek. 3 gün 2 gün, 3 gün 2 gün şeklinde. Ondan sonra anayasa bitecek. 1. İdare bitecek. Sırayla. 2. Mali idareler. 3. İdari yapı. 4. Peyderpey ilerleyeceğiz. Yani o derslerden herhangi biri bitmeden idare, mali idareler vesaire başlamayacak. Sevgili Burak, bekle hukuk derslerini. Allah nasip ederse ben başlayacağım zaten. Ardından o paketin devamlı iktisat derslerini göreceksin. Ama tekrar söylüyorum. Ya Ali Ensar, bu kadar yoğun hazırlığın yapıldığı, yoğun kaymakam alımının yapıldığı 2018'den sonra başka bir yıl olur mu bilmiyorum. O bakımdan insanlar yoğun bir şekilde hazırlanıyor. 15 bin kişi müracaat etti. Bu şey değil. Şaka değil, büyük rakamlar bunlar. 16 bin kişi dahil oluyor sınavlara. O bakımdan barajın 79-80 bandında olması çok da sürpriz değil. Biz burada sınav günü, sınav bittikten sonra arkadaşlar baraj 78'i geçer. 79 civarında olabilir dedik. Bir soru kaçırmışız hocam. 80 oldu baraj. Çünkü yapılanların farkındayız. Öyle planlanıyor sevgili Mehmet Emin. Mart Kasım diye bir şeyler konuşuluyor. Mart'ın sonu Kasım'ın başı olacak gibi gözüküyor. Eğer sürpriz olmazsa 100 100 tabii Lillancığım makro bitecek. İlk program başlayanlar için söylüyorum. Sonra ana ikinci program başlayacak. Biz orada tekrar size mikroyu vereceğiz. Program başlangıç tarihi 13 Ocak 2018. Program saatimiz 19 20.45 arasında.
Bayağı Şampiyonlar Ligi'nin başlangıç saatinde dersi bitiriyoruz hocam. Ne zamanlar Şampiyonlar Ligi başlıyor, o zaman ders biter. Program hafta içi başlayacak. Ama Mart ayının sınavın kaçında olacağını biz bir tedbir aldık. Mustafa ben söyleyeyim. Hafta içi 5 gün. Fakat Mart'ın 17'sini alırlarsa, 10'unu alırlarsa eyvallah Mata. İhtimaline karşı biz belki pazar günlerinde kullanmayı planlıyoruz. Bak şimdiden o anlaşmayı yapalım. Pazar günlerinde kullanma ihtimalimiz oldukça yüksek. Bunu söylemiş olayım. Ama başında değil. Biraz daha olası sıkışma ihtimaline karşı onu opsiyon olarak elimize tutuyoruz. Çünkü size evet canım Allah razı olsun. Onu fark edeceksiniz zaten. Yani 22.10'da, 22.30'da, 22.40'da biten dersler olacak. Abi adam burada kanter içinde ders yapacak. Siz elinizde, pijamanızla, eşofmanınızla, pabuduk terliklerinizle dinlemeye devam ederken dersi fark edeceksiniz. Genelde hocalar ben takımı anlatacağım hocam. Bu tanıtım dersi olduğu için böyle giyindim. Ama normalde hani eyvallah Mustafa. Genelde biraz daha düzgün çıkmaya gayret ederiz. Derslerimize aynen üstte gömlek, kravat, altta şort. Eyvallah Buracığım. İkinci ders kravatı çıkarız. Sevgili asistanım bana ara ara sağ olsun böyle çay getirir, kahve getirir. Benim ufaklık var. Onunla tanıştırırım sizi. Çünkü her ders ara ara gelir buraya. Bir 5 dakika oturur. Sevgili Ali Ensar, nasip olursa onu TRT'de planlıyoruz. Bakalım. TRT Haber ya da işte bir şey olacak kısmet olursa. Galatasaray kupamızla burada takımımızın Arnavut takımıyla ders anlatacağız. Buna katlanın, idare edin hocam diyeceğiz. Ah, eyvallah Mehmet Emin. İnanırım, inanırım çok daha fazlasını çözeceksiniz inşallah bu yıl. Allah nasip ederse bizle beraber atanan dostlarımız arasında sizler de yerinizi alın diye biz çok yoğun çaba sarf edeceğiz. Bunun için para alıyor muyuz bilmiyorum. Para işlerini bizim dostlarımız biliyor. Şimdi bu en büyük şansımız hakikaten bunun bir proje olması. Bir Ar-Ge projesi. O bakımdan fiyat falan konusunda biz bir şeyler yapabiliyoruz. Böyle oynuyoruz hakikaten. Yani normalde çok daha yüksek muhtemelen fiyatları olacak. Bazı programlarda fiyatları indirebiliyor çocuklar. Sanırım 780 lira. Ne dedim? Hepsini artıracağız. O senin puanı sana söyleyeyim. 9 soru. Yani kazanmanla kazanmamın arasında bak 40 aldım, 50 aldım. Hakimlikte bu puanı alsan 40 falan girme derim öbür sınava. Kaymakamlıkta bu puanı aldığın zaman bunun üstüne 8 soru yaptığında ya da 9 soru yaptığında kazanıyorsun. Bu böyle bir şey yani. Sevgili Buray, 9 soru. 9 soru 80,5 eder. Yaptığım puanın üzerine. Arkadaşlar 780 lira. Bu paketin içerisinde neler var? Önce onu söyleyeyim. Anayasa idare, idari yapı mali idare, iktisat ekonomik yapı. Bunlarla alakalı bir konu kitapları. Tüm derslerin konu kitapları bir, iki. İki tane soru bankası veriyoruz. Bir tane değil. Geçen sene tek soru bankası veriyorduk. Evet, bu sene iki tane soru bankası vereceğiz. Çünkü bizim yakın eğitimin de bu sene nasip olursa 10 gün kaldı. Soru bankası çıkmış olacak. 2. 10'lu deneme sınavı. Bu sene yeni basıyoruz. Son OHA KYK'ların eklendiği bir soru bankası olacak. O bir ayrıcalık. Hakikaten en güncelini yakalamış olacağız. Allah nasip ederse. 3. Son 10'lu deneme. Bunun yanında tüm derslerin canlı anlatımı artı sınav sonuna kadar değil, mülakat gününe kadar. Bakın, mülakat, Serhat'cığım, o programa dahil olanlara da kitap basılır basılmaz yollanacak. O programa dahil olanlara kitap basılır basılmaz yollanacak. Özlem rahat ol o anlamda. Tüm derslerin canlı anlatımı artı video dersler. Program dahilinde ve en son
konu tekrarı ve soru çözüm kampı. Soru çözüm kampını biz normalde 290 lira, 340 lira bir önceki sene fiyatlandırıp satıyoruz. Bize dahil olmayan dostlarımıza, uzun eğitim yapmayanlara, bunların tamamı size ücretsiz olarak gelecek. Ve sistemde dediğim gibi mülakat gününe kadar açık olacak. O bakımdan hocam. Bizle olun. Bizle olun. Bizle olun ve bizim sloganımız o artık. Hani yakın eğitim yeni birincilerini bekliyor derken denedik, gördük ve bunun geyiğini yapmıyoruz. Hani sağdan soldan birinci de transfer etmedik bildiğim kadarıyla. Sevgili Mehmet dostumuz mülakata girdi. Mülakat seminerleri yapıyoruz kazanan dostlarımızla. Soru çözüm kampından online faydalanacaksınız. Kaçırırsanız videoda da izleyebileceksiniz. Sevgili Musa, bizim Kenan dostumuza ve Ramazan kardeşimize söyleyeceksin. Sevgili Mehmet, bu ders paketinin içerisinde 2 haftada bir, 15 günde bir bir rehberlik dersi olacak. Kaçar saat neyi çalışmanız gerektiği ile ilgili bunları uzun uzun anlatacağız. Kampla ders çakışmasın diye çok gayret edeceğiz. Temennimiz bu. Sınavın takvimi çok önemli. Sınavın takvimi çok önemli. Nasip olursa dersler tamamlanıp hemen kampa dahil olacağız. Ya da kampta hafta sonunun cumartesini kullanacağız. Bu önemli. Ali Serdar inşallah. Bu süreç zarfında 3'er 4'er saatlik dersler, işte 40'er 45'er dakikalık ders programı gibi düşünün. Valla Mehmet Emin, sınavın Mayıs'a sarkma ihtimali çok zayıf. Çünkü hakimlik sınavında Mayıs'ta olacağını, işte o dil sınavının ilk ayağının, bilmem ne ALES sınavının, atıyorum YÖS sınavının, TUS sınavının, DUS sınavının da Mayıs'ta olacağını açıklamış ÖSYM. O bakımdan kaymakamlar da ayrıca bir gün ayırabilirler mi kestirmem zor. Aşağı yukarı 7 ila 8 gün Mustafa, 30 küsür saatlik sadece bir soru çözümü olacak. Bakalım. Şöyle sevgili Canan, son 3 sınavda olduğu gibi Ocak ayının sonunda bekliyorum Ali Serdar. Son 3 sınavda var tabi, var tabi Mustafa'cığım. 3 sınavda olduğu gibi açık uçlu soru gelecek. 40 soru göreceksiniz. Her biri 2,5 puanlık sorular olacak. Bununla beraber, bununla beraber o 2,5 puanlı sorularda bazen 3-4 tane, 5 tane boşluk doldurma olabiliyor. Yani yarım puanlık, 0,75 puanlık sorular da olabiliyor. O yüzden her soru bir boşluk, 2,5 puan demiyorum. Demiyorum, dikkat edin. Mustafa Allah razı olsun. Geçmiş sınav sorularını biz burada analiz ediyoruz sıklıkla. Ve ben size derste, sadece ben demeyeyim, İnsan Hakları Türkçe Tarih hocalarımızla, İktisatçılarımız da derste şunu söyleyecekler size. Arkadaşlar, 2016'nın sorusuydu. 30 Mart sorusuydu. 2017'nin son sınavda çıkan soruydu diyeceğiz. Şıklı soru yok Canan. A, B, C, D, E seçeneğinin sorulduğu soru yok. Hepsi fill in the blanks. Boşluk doldurma, açık uçlu soru kalıpları olacak. Ve biz de ona göre anlatacağız. Seçenekli soru aşağıdakilerden hangisi diye bir şey yok. Elifciğim iki sınav var. Yüz yüz alınacak. Yüz yüz. Bütçe görüşmelerinde bile konuşuldu. Kaymakam açığı. Daha net bir şey söyleyeyim mi size? Bizim ilk yaptığımız sınavda kazanan ve atanan 21 tane dostumuz vardı. İlk kursumuzda. En amatör olduğumuz halinde. Ve o dostlarımızdan çok büyük bir kısmı göreve başladı. 10 Kasım töreni için aynı ilin 3 ilçesinde ayrı ayrı bulundular. Öyle diyeyim size. Ne kadar kaymakam açığı olduğunu anlayın diye söylüyorum bunu. Net söylüyorum bak. Öyle. Şöyle sevgili Serhat. Biz şöyle yazacaksınız. Bunu yazarsanız yanlış olur diye anlatacağız. Atıyorum. Yasama sorumsuzluğu yazıyorsun ya, parantezinde mutlak dokunulmazlık yazacaksın diyeceğiz sana. Tek tek hangi kelimeleri yazarsanız kabul ederler, hangi kelimeleri yazarsanız kabul etmezler, puan vermezler diyeceğiz. Bakın net söyleyeyim hocam. Bu işin büyük oranda
vebalin ve üstlenme noktasında kul hakkı inancınız bilen adamlar var ders programında, hocalarınız arasında. Bunu fark edeceksiniz zaten derste. O bakımdan sizin dertlerinizi dert edinen adamlarla, net söylüyorum, dertleriniz dert edinen adamlarla tanışacağınız için, hani burada ders anlatan adamlardan daha fazla özveri sahibi olmazsanız kazanamazsınız. Daha fazla özveri sahibi olmazsanız kazanamazsınız. Hocam, siz de yapacaksınız. Öyle Özlem. Stajı, yani garip bir şekilde önce neredeyse kaymakamlık yapıp sonra staj yapacaklar. Bakımdan biz size bunları aktarmaya yoğun şekilde gayret edeceğiz. Program bu. Hocalar bu. Bakayım test gibi klasiği çok... Yok. Türkçe'de çok zorlanmazsınız. Teşkilat. Teşkilat. İdari yapıdan bahsediyorum. Ve iktisatı çözün hocam. Kalanlar hallolur. 14 numaralı protokolü. Anlattık burada. Köy Kanunu'nun 46. maddesini. Anlattık burada. Anayasalık zorlayan pek soru gelmedi çok şükür. Ama yaş 35 Elifçiyim. O yaşı iyi bilirim. İnşallah keyifli geçer. İnşallah atanacağım bir yıl olarak geçer. Bilakis, bilakis 21 yaşından daha avantajlısın. 22-23 yaşından daha avantajlısın. Benim önereceğim kaynak, ben yazdım diye demiyorum. Bizim Kaymakam diye bir kitabımız var. 657 yayınlarından çıkıyor. Onu yıllardır zaten hani işte 8-9 baskı yaptı kitap. Fena değil. Şu anda şeyleri değiştiriyorum. Bütün yapıyı son olay kaynaklarını ekleyerek değiştiriyorum. Açık öğretim mezunu olmanız hiçbir dezavantaj değil. Bakın bizim şu anda mülakata giren 94 öğrencimizden 5 tanesi açık öğretim mezunu. Bak 5 diyorum. Kalan 300 öğrenciden de bayağı vardır muhtemelen bizim kazandırmadığımız dostlarımız. 10 günü var Ali Serdar. 10 günü var. Biz size zaten konu soru bankası 2 tane hem de göndereceğiz. Bu arada bakın şunu bilin. Hocalarımız her biri benim bu anlatımı yaptığım ekranda dersin slaytlarını yükleyecekler. Hoca buradan slayt üzerinden dersi anlatacak. Siz de sizin programınıza yüklenmiş olan slaytların çıktısını alacaksınız. Hocam önümüzde çıktılar. Hoca anlatıyor, not tutarak ilerleyeceğiz. Arkadaşlar şurayı yıldız atın diyeceğim. Elinizde çay bardağınız. İcabında yemeğiniz olacak. Tatlınızı önünüze alacaksınız. Bakın ev sıcaklığı kadar size sunulabilecek başka iyi bir platform yok hocam. Kalanı yalan. Edirne'de nerede kurs var? Hakkari'de nerede kurs var? Mümkün değil. Oturun, oturun evinize. Çalışın. Oturun evinize, en rahat kıyafetlerinizi giyin. Tamam mı? Slaytları alın çıktısını. 50 sayfa, 60 sayfa koyun. Anlatırken gidin, üstünü çizin. Büyük bir masaya oturun. Kendi tablonuzu yapın. Konu kitaplarınızı koyun sağa sola, soru bankanızı koyun, çıkmış soruları koyun. Tık 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 adım adım gidin. Var mı öyle bir örgün ders çalışma imkanı? Yer yok hocam, yer yok. Sistemdeki bütün materyaller güncellenecek. Bütün materyaller güncellenecek. Sevgili Elif, o konuya ben konuşacağım. Eyvallah Mustafa, hayırlı olsun. Allah eylesin inşallah. Ders kitaplarından gideceğiz, birebir gideceğiz. Eyvallah Ali Serdar. Ya bu işi seviyorum çocuklar. Biz de bu işi seviyoruz. Üniversitede 11 yıldır öğrenci yetiştiriyorum. Ve inşallah sizlerden kaymakam çıkarırsak hocam bizim de Ege'de Akdeniz'de gidecek yerimiz olsun ya. Vallahi imreniyorum ya. Hakikaten birilerinin şu tanıdığım var, bu tanıdığım var, şurada bunu tanıyorum kardeşim. Bizim niye yok? Sorusunu sordurmayın. Bizden ikinci soru bankası çıkmadı. Bir 10 gün sabredin. Bir 10 gün sabredin. Öyle yapacağım artık. Tek tek çıkarıyorum zaten. Bizzat arattım abi. O atanan 21 kişiyi tek tek Ramazan arattım. Bizim Suna var. Çok değerli dostumuz. Tek tek arattım. Nereye atandıklarını öğrendim ya. Artık böyle hocam. Artık böyle. Siz de atanın. Kendiniz arayın. Bak beni aratmayın. Aranız ama yine kendiniz arayın. Dostlar, kendimi ailemden çalıp ayırdığım sürenin sonuna geldim.
Teşekkür ediyorum. Evlerinize bizi konuk ettiniz. Yavaş yavaş başlayın Hasan'cığım. Mustafa. Hoş kalın. Hoşça kalın. Çok gerekmeyecek naşire. Ama rahatlıkla 657'nin kaymakam kitabını tavsiye ederim. Onu hep söylüyorum. O bayağı özleriyle hazırlandı hakikaten. Anayasa, idare, teşkilat, mahalli idareler, insan hakları kısmı. Elifçim, Allah'a emanet olun. Hayırlı akşamlar diliyorum. Allah nasip ederse 13 Ocak'taki programda buluşalım inşallah. Hoş kalın, hoşça kalın. Hadi. Selamünaleyküm. Görüşmek dileğiyle. Eyvallah.